yeniden merhaba. Bugünkü videomuz arkadaşlar translation dediğimiz çevirilerimizle alakalı. Ki bu çevirilerin sizin için en faydalı olan gruplar olduğunu düşünüyorum. Öncelikle çevirimizle ilgili videomuzu mutlaka izleyin. Sonrasında yaptığımız çevirilerle de pekiştirin. Tabii ilk etapta sorular Ahmet Bey siz bana okursunuz Türkçelerini. Tabii hocam. Türkçelerini okuduktan sonra siz kendiniz de ekran başında veya bilgisayar başında mı? Bilgisayar başında veya televizyon başında, ekran başında diyelim biz kısaca. Oradan kendiniz yapmaya çalışın. Cevabı ondan sonrasında bekleyin yani. Önce kendiniz ve içinizden ya da dışınızdan yapın lütfen. Evet, fazla vakit kaybetmeden bugünkü çevirilerimiz Ken'le ilgili. Ken neydi? Kabiliyetlerimizi anlattığımız yardımcımızdı. Yapabildiğimiz işleri anlattığımız, gücümüzün yettiği işleri anlattığımız yardımcımızdı. Sorusunda kısmen informal dediğimiz hani resmi olmayan gayri resmi durumlarda birinden bir şey isterken de yapabilirdik işte. Yani mesela can you bring me a glass of water please gibi mesela bana bir bardak su getirebilir misiniz? Ama bu samimiysem kullanırım kelim. Evet, vakit kaybetmeden başlayalım Ahmet Bey. İlk sorumuz, birinci soru. Kaç sorumuz var burada? 32 sorumuz var. Toplam 32 sorumuz var hocam. Tamam, güzel. Hemen başlayalım. İlk sorumuz nedir? İlk sorumuz, araba sürebilirim. Evet. Araba sürebilirim. Daha önce de konuştuğumuz gibi Türkçe sondan eklemeli midir? En sonuna bakacağız. Sürebilirim. İngilizce'de ise bir kurulum koridorumuz vardı. Cümleyi başlatan bir ifademiz olacaktı. Araba sürebilirim diyen kişi kim? Bilirim dediğime göre ben. I diye başladık. Sonrasında bir yardımcı ile cümlenizi kurmak zorundaydık. Kurulum koridorunu hatırlayın. O zaman I can dedim. Cümlemi kurmuş oldum. Cümlemi kurduktan sonra, kurulumdan sonra ilk gelecek ifade ise hareket bildiren, eylem bildiren ifade neydi? Ne yapabildiğimi söyleyeceğim. Sürmek, I can drive a car. Araba sürebilirim demiş oldum. Evet, ikinci sorumuz, second one. Sezen Aksu'nun şarkılarını söyleyebilirim. Yine söyleyebilirim diye bitirdik. Bakın Sezen Aksu'nun orayı bir park edelim. Siz hemen Sezen Aksu'yu duyunca Sezen Aksu falan diye başlamaya çalışmayın. Söyleyebilirim dedi. Kim bunu yapan? Yine benim. O zaman ay diye başladım. Bilmek var yine Ken. Zaten bu konumuzun hepsi Ken'le ilgili olacak. Şu anda çok şaşırmazsınız. Bütün yardımcılar Ken olacak. Ama ilerleyen zamanlarda karışık çeviri verdiğinizde o zaman size düşünme payı bırakacağım. I can. Ben ebilirim, abilirim. Şarkı söylemek sing a song'tu. Duymuşsunuzdur bunu belki. Sing. I can kurdum. Kurulumdan sonra eylemim geldi, fiilim geldi. Sing. I can sing. Sezen Aksu's. Hani yukarıdan apostrofla ayırdığımız S vardı ya, nın anlamındaki. Sezen Aksu's songs. Song da şarkıydı. Song'un sonuna da S getirdim. Buradaki S ise çoğul ekilerler olan şarkıları dedik ya hani. Toparlıyorum. I can sing Sezen Aksu's songs. Evet, third one, üçüncü sorumuz. Hızlı koşabilir misin? Aa, bir dakika. Bu bir soru cümlesi. O zaman ben yardımcıyı başa alacağım. Yardımcım kendi, ebilmek anlamında kendi başa aldım. Peki hızlı koşabilir misin? Kim? Sen. Neydi sen ya da siz? You'ydu. Can you kurdum, yine kurulumum belli. Kurulumdan sonra hemen eylemim gelecek. Bakın Türkçe'de hızlıyı önce söylüyoruz. Sakın kanmayın. Kurulumdan sonra eylem gelecek, fiil gelecek. Ne fiilimiz? Koşmak. O zaman can you run, sonrasında da fast'ı getirelim. Can you run fast? Hızlı koşabilir misin? Fourth one. Benim kardeşim bir hamburger yiyemez. Çünkü o hala bir bebek. Evet. Şimdi arkadaşlar, dördüncü sorumuzda iki tane farklı cümle var esasında. İki farklı cümleyi biz çünkü, yani because bağlacıyla bağlamışız. Bu tarz çeviriler yaparken İlk olarak cümle cümle ayıralım. Önceki cümleyi, ilk cümlemizi bitirelim, sonra ikinci cümleye geçelim. İlk cümlemizde diyordu ki benim kardeşim bir hamburger yiyemez. Benim kardeşim kızsa eğer sister, erkekse brother. Biraderden gelsin demiştik daha önce aklınıza. My brother ya da my sister yiyemez diyor. Bu tarz cümlelerde zorlanırsanız Türkçe olarak olumlusuna çevirin lütfen. Yiyemez, yiyebilir. Değil mi olumlusu? Yiyebilir. My brother can. Kurduğum cümleyi. My brother can eat a hamburger. Ne dedim? Benim kardeşim bir hamburger yiyebilir dedim. Hemen olumsuza çevirin. My brother can not olacak değil mi? Ya da can't diyorduk. My brother can't eat a hamburger
dedik. Benim kardeşim bir hamburger yiyemez. Because, çünkü o bir bebek mi? O hala bebek. O hala bebek. Arkadaşlar bebeklerin belli bir yaşa kadar cinsiyeti belli olmadığı için, hani biz pembe mavi falan giydiriyoruz ama onlar olmasa bebek bebektir yani. O yüzden bebeklere it denilir. Yani he ya da she de diyebilirsiniz cinsiyetine göre ama it demek tercih edilir. Hatta yeni böyle trend, yeni doğan çocuklarla falan it's a boy, it's a girl falan yazıyor. Kız çocuğu, erkek çocuğu falan. Oradan da kalsın aklınızda it diyelim. Because it is, yani o. Bu sefer olduğu bir şey, bebek olduğundan bahsediyoruz. Olunan şeylerin dünyası emizardı. It is diye kurdum. Hala kurulumdan sonra gelen bir ifadeydi. Still, it is still a baby. Toparlıyorum cümleyi. My brother or my sister, ya da demek or bu arada. Erkek kardeşim ya da kız kardeşim fark etmez. Sibling de kardeş demek bu arada. My sibling de diyebilirsiniz esasında. My brother can't eat a hamburger because it is still a baby. Çünkü o hala bir bebek. Evet, beşinci sorumuz, fifth one. Çok hastayım, bu yüzden okula gidemem. Ben çok hastayım. I am very sick. Hastayım demek. I am very sick, very de çok demekti. Olduğum bir şey, çok hasta olduğumdan bahsediyorum. Yine iki cümle var bakın. Çok hastayım. Bu yüzden okula gidemem diyor diğer cümlede de. İlk cümlemiz I am very sick. Ben çok hastayım. Bu yüzden neydi, hatırlıyor muyuz bilmiyorum. This is bu demekti. Why da neden, niçin sorusuydu. Bir araya gelince üçü birlikte satılan bir ürün oluyordu. Hani bu yüzden anlamında. This is why. Buna kısaca biz that's why da diyebiliyorduk. I am very sick. That's why I cannot. Gidemem diyor çünkü. Gidebilirim deseydi I can de. I cannot go to school. Go to sinema, go to Adana, go to Mersin değil mi? Go. Go to school. Toparlıyorum. I am very sick. That's why I can't go to school. Bugün de var mıydı? Yok. Peki. Ben uydurmuşum. Evet. İlk beşi tamamladık. Bir sonraki beşe geçiyoruz. Altıncı sorumuz. Buyurun Ahmet Bey. Telefonum burada değil. Bu yüzden Ali'yi arayamam. İki cümle var yine. Telefonum burada değil. My phone. Telefon demek. Ya da my telephone değil. Cell phone değil mesela. Cell phone da cep telefonu demek. Veya mobile phone. Hepsini kullanabilirsiniz. My phone. Telefonumun olup olmadığı bir şey. O zaman elizarı kullanacağım. My phone dediğim şey it. It demek aslında cansız bir şey. It'e eşit olduğu için yardımcı is'dir. It için is'se my phone için de is olur. My phone is not ya da isn't here. Here de burasıydı, hatırlayın. My phone isn't here. Telefonum burada değil. Bu yüzden Ali'yi arayamam. That's why arayabilirim, arayamam. I cannot call. Call center'lar falan var değil mi? Call, aramak demek. Yine burada aramak için telefon ya da phone'u da kullanabilirsiniz. Onlar da aramak demektir. I can't phone Ali. Ali'yi arayamam. Bir daha topluyorum cümleyi. My phone is not here. This is why or that's why I can't call Ali. Evet, 6. 7. sorumuz. Hiç paraya sahip değilim. Bu nedenle bir Rolex saat alamam. Şimdi Rolex, tabii hiç paran yoksa Rolex'e girişmeyeceksin. Evet. Hiç paraya sahip değilim diye bir cümle yok esasında. Bunu daha önce konuştuk. Hiç param yok deriz biz. Sırf siz çevirileri daha kolay yapabilin diye, hani bunun sahiplik dünyası olduğunu anlayabilin diye bu şekilde cümle kuruyoruz. Ya şunlara bakın, işte anlatım bozukluğu yapmışlar falan diye de geçirmeyin aklınızdan, biliyoruz yoksa doğrusunu. Hiç paraya sahip değilim, yani hiç param yok. Sahiplik dünyası hevga tezgattı, param yok diyen kişi benim. Burada bir aitlik söz konusu, benim param yok. O zaman I haven't got, have not got. Kısa hatırlatma yapalım. Have got da yardımcımız ama asıl yük have'in ya da has'in üstünde olduğundan not ekini have veya has'den sonra getiriyordu. I haven't got any money. Any de hiç demekti. Soru ve olumsuz cümlelerde kullanılıyordu. Kendisinden sonra gelen isim sayılabiliyorsa çoğul oluyordu. Sayılamıyorsa zaten çoğulu yoktu. Para gibi sayılamayan bir şeyse. I haven't got any money. Hiç param yok. Bu yüzden... That's why. Çok kullanmışız çevirilerde bunu. That's why. Pekiştirmek için demek ki. Bu yüzden bir Rolex saat alamam. Kim? Yine benim bu alabilecek olan. Benim param yok. I can. Ebilirim, abilirim. I cannot. Yapamam, edemem. I cannot buy. Buy, para vererek satın aldığımız şeydi değil mi? I cannot buy a Rolex.
watch. Evet. I haven't got any money. That's why I can't buy a Rolex watch. Evet, 8. sorumuz. Bir kaleme sahip değilim. Bu nedenle yazamam. Sahip değilim. Yine bir kalemim yok diyorum. Sahiplik dünyası. O zaman have got has got. Sahip değilim dediğime göre, bunu da diyen ben olduğuma göre, I haven't got a pen ya da pencil. Pencil kurşun kalemdi. Pen tükenmez kalemdi. I haven't got a pencil. Bu yüzden yazamam. Bu yüzden that's why. Hemen burada ağzımdan bir şey kaçıyordu. Onu da vermiş olalım aslında. Because of yüzünden demektir arkadaşlar. Because of this reason. This de buydu, reason sebep. Because of this reason, yani bu sebepten demek. Daha böyle şaşalı, vay be ne İngilizce konuşuyor dedirtecek bir şey. Sonraki videolarımıza mutlaka değinelim. Ama burada da yazalım. Because of yüzündendi. Because tek başına çünkü. Because of yüzünden. This reason dersek, reason da sebep. Because of this reason hepsi birlikte. Bu sebepten, bu yüzden, bu nedenden anlamında. O zaman I haven't got a pen. Bir kalemim yok. Bir kaleme sahip değilim. Because of this reason. Bu nedenle, bu yüzden. I can write dersem yazabilirim. O zaman I can't write. Yazamam. W ve R harfi yan yana gelince de W'yu okumuyoruz. Direkt write. Yazmak. Write. Evet. 9. sorumuz. Annen sütsüz kek yapabilir mi? Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Yardımcımızı başa alıyorduk. Ebilmek abilmek olduğuna göre yardımcımız Ken. Ken'i başa aldı. Peki cümlede işimi yapan kişi kim? Annen diyor. Yani senin annen, doğru mu? Annem mi diyor, annen mi diyor? Annen. Senin anne. Senin, yani Türkçe'de biz senin annen dememize gerek yok. Direkt annen dediğimizde zaten senin olduğu anlaşılıyor. Annendeki, annenin sonundaki N'den dolayı. O zaman diyorum ki, Ken'i başa aldım. Can your mother make a cake? Cake yapabilir mi? Ancak demiş ki sütsüz. Ha, sütlü neydi ya? Lily with miydi? Tamam. Evet. Sütsüz deyince olmaksızın, süt olmadan, sızsız de without'tu. Değil mi? Hatırladık bunu. Without milk diye sonunu ekleyeceğiz. O zaman başa aldım. Can your mom ya da can your mother, kurduğum cümleyi fiilim geldi. Make a cake. Kek yapabilir mi? Without milk. Sütsüz kek yapabilir mi dedik. 10. sorumuz. Seni öpebilir miyim? Seni öpebilir miyim? Böyle bir soru sormayın bence. Saçma ama biz yapmışız. Öpecekseniz direkt öpün. Can'ı başa aldık. Can I? Bu işi yapacak olan kişi benim. Yapabilir miyim diyen benim. Can I kiss you? Kiss de öpmekti biliyorsunuz. Can I kiss you? Evet. Onu bitirdik. Yeni bir 5'e geçiyoruz. Doğru mu? Evet. 11. sorumuz. Buyurun Ahmet Bey. Bana İngilizce bir kitap verebilir misin? Verebilir misin? Yine bir soru cümlesi rica ediyoruz burada. Belli ki gayri resmi bir durum. Bir arkadaşımızdan falan rica ediyoruz. Can'i kullanacağız. Can you? Çünkü sen verebilir misin diyorum. Can you give? Verebilir misin? Vermek. Can you give me? Bana verebilir misin dedik. Can you give me an English book? English olmuyor da hani. An English book. Normalde a book diyebilirsiniz ama araya English girdi ya. Olmuyor. An English book. Can you give me an English book? Sonuna da please diyesim geliyor. Çünkü İngilizce'de hep böyle bir kibarlıktır ya. Lütfen diyesim geliyor. Bu da olabilir. Ama cümlede olmadığı için söylemedi. Evet. 12. sorumuz. Bu gece partide kız kardeşinle dans edebilir miyim? Ha. Şimdi kızın abisinden izin alıyoruz belli ki. Ya kardeş, kanka, senden bir ricam olacak. Bu gece partide kız kardeşinle dans edebilir miyim? Gene ben. Gene izin istiyorum. O zaman can I? Can I dance? Dans edebilir miyim? Tabii kardeşin ile, kardeşinle, with your sister, değil mi? With your sister at the party, partide, tonight. Today bugün demektir, tonight de bu akşam, bu gece demek. O zaman başa aldım. Can I dance with your sister at the party tonight? Bu gece kardeşinle partide dans edebilir miyim? Evet, 13. sorumuz. Biz çalışkan öğrencileriz. Çünkü bu sorulara cevap verebiliriz. Kesinlikle öylesiniz, eminim. Biz çalışkan öğrencileriz. Bu bizim olduğumuz bir şey. Olduğumuz şeyler emizardı, değil mi? Biz diye bir cümle kuruyoruz. We are. We are students dersen biz öğrencileriz. Başına çalışkanı ekleyeceğim. Daha önceki videolarda söylemiştim. Hard working demekti. We are hard working students. Öğren-
öğrencileriz çünkü. Neydi devam bu yüzden yine? This is why or that's evet. why. Bu sorulara cevap verebiliriz. Bu sorulara cevap verebiliriz ya da cevaplayabiliriz. Yine bizli bir cümle. We can, bilmek, abilmek var. We can answer these questions. Bakın bu sorular diyor. Sorular çoğul bir ifade burada. Questions. O zaman Türkçe'de biz bu desek de İngilizce'de this diyemeyiz. Hani çoğulu anlatan these vardı ya, onu kullanmak zorundayız. We can answer these questions. Yine we can diye kurdum. Answer cevaplamaktı. Cevap verebiliriz. Neyi? These questions. Bu soruları. Evet, 14. sorumuz. Ben hala İstanbul'dayım. Bugün Mersin'e varamam. Çünkü burada geri diye bir şey var. Başlayalım bir. Neydi? Ben hala İstanbul'dayım, öyle evet. mi? Ben hala İstanbul'dayım. Belli ki burada bir iki cümle var. Ben hala İstanbul'dayım olduğum bir şey yine. I am in İstanbul, İstanbul'dayım. I am still in İstanbul. Ben hala İstanbul'dayım. Bu yüzden bugün Tarsus'a varamam. Mersin'e varamam. Bu yüzden bugün Mersin'e varamam. That's why ya da because of this reason I can reach, varmak, ulaşmak, varabilirim. I can't reach to Mersin, Mersin'e varamam. Çünkü burada geri dönmek için bir otobüs yok. Bir otobüs yok. Var yok dünyası. There is, there are. Because there is not a bus. Yok dedim, bir otobüs yok. Ne için? Mekmak için bir eylem var, geri dönmek. To return or to come back. Ya da geri dönmek, come back de olur, return de olur. O zaman toparlayalım. I am still in İstanbul. Hala İstanbul'dayım. Evet. Bu yüzden, because of this reason, bu yüzden I can't reach to Mersin. Mersin'e varamam. Today de var hatta. Bugün Mersin'e varamam. Evet. I can't reach to Mersin today. Çünkü because there isn't a bus. Here de ekleyelim. Burada bir otobüs evet. yok demiştim. There isn't a bus here to return. Evet. 15 mi? Evet. 15. sorumuz. Beymen'den alışveriş yapamıyoruz. Çünkü zengin değiliz. Yapamıyoruz. Kim? Biz. O zaman we can, yapabiliriz olur. We cannot, we can't do shopping. Shopping alışveriş demek. We cannot do shopping. Do burada yapmak, etmek anlamında bir eylem fiil. We cannot do shopping from Beymen. Beymen'den alışveriş yapamıyoruz. Ne yapalım? Gücümüz yetmiyor. Because we are not rich. Biz zengin değiliz. Olduğumuz bir şey ya da olmadığımız bir şey olduğu için enizarı kullandık. Evet, diğer 5'i de yapmış olduk. Şimdi 16. sorumuz. 16th question. Buyurun. Bir bikiniye sahip değilim. I haven't got a bikini, değil mi? Hani bikiniye sahip değilim diyorsanız bir bikinim yok demek istiyorsunuz. I haven't got a bikini. 17. Bu kadar mıydı? Evet. 16 bu kadar mı? İçinde kendi bir şey yok. Bu yüzden yüzemem falan olması lazım orada. Yok, göremedim hocam. O zaman biz ekleyelim. Because of this reason we cannot swim. Bu yüzden yüzemem ya da I cannot swim. Evet, 17. sorumuzdayız. Buyurun Ahmet Bey. Ayşe'yi şu an göremezsin. Çünkü o şu an çok önemli bir toplantıda. Ayşe'yi şu an göremezsin. Kim sen? You can dersen görebilirsin. You can't. You can't see Ayşe now. Şimdi Ayşe'yi göremez ya da at the moment da kullanabilirsiniz şu an demek için. You can't see Ayşe at the moment because, çünkü ayrı bir cümle. O şu an önemli bir toplantıda, onun nerede olduğunu söylüyorum, olduğunu diyorum bakın. O zaman she is in Mersin, she is in İstanbul demiyorum. She is in a meeting, bir toplantıda ama önemli bir toplantı dediği için önemli, important'tı. She is in an important meeting. A important olmuyordu. She is in an important meeting. O şu an önemli bir toplantıda. 18. sorumuz. Bugün sana yardım edemem. Çünkü yarın önemli bir sınava sahibim. Bugün sana yardım edemem. Bunu diyen benim. I can help you. Sana yardım edebilirim. I can't dedim. Fiilimi getirdim, eylemimi. I can't help you today. Bugün sana yardım edemem. Because, çünkü yarın önemli bir sınavım mı var? Evet. I, sınavım var, sınava sahibim. I have got an important exam tomorrow. Examination, uzun hali, exam diye geçer.
An important exam tomorrow. 19 mu? Bunlar öğrencilerin sınavları. Bu yüzden bunları kimseye gösteremem. Gelmeyin, bakmayın. Bunlar öğrencilerin sınavları. Önünde kağıtlar varmış. Gelmiş birisi, kimseye gösteremem diyor. Bunlar yakında ve çok şeyler. O zaman these are students exams. Tabii bu arada arkadaşlar, students öğrenciler, çok çoğul bir ifade. Öğrencilerin derken kesme işaretini dışarıdan atıyoruz. Apostrofu, yani dışarıdan koyuyoruz. Bir daha S yazmamıza gerek yok. Çoğul ifadelerde çoğul eki S'den sonra kesme işaretini koymamız çoğul ifadeye nın anlamını vermeniz için yeterli. These are students exam papers. Bunlar öğrencilerin sınav kağıtları, evet, dedik. Bu yüzden bunları kimseye gösteremem. Because of this reason, madem öğrendik kullanalım. I cannot show. Göstermek, show ya da demonstrate de kullanılabilir aslında. I cannot show them ya da I cannot show these, bunları to anybody, kimseye gösteremem. Ya da şöyle yapabilirdik bu cümleyi. I cannot show anybody these papers da diyebilirdim. Bu kağıtları kimseye gösteremem. Evet, 20. sorumuz. Üzgünüm, seni duyamıyorum çünkü burada çok gürültü var. Club'dayız, herkes bir gürültü içerisinde, diyorum. I'm sorry, üzgünüm, bağırıyorum. I can't hear you. Ear, kulak. Başına H getirirseniz hear, duymak demek oluyor. I'm sorry, I can't hear you. Seni duyamıyorum çünkü burada çok gürültü mü var? Evet. Because there is, var diyorum çünkü. There is a lot of noise here. Burada çok gürültü var. Gürültü sayılamadığı için derizle kurduk. Çok olmasına rağmen bakın. There is a lot of noise here. Burada çok gürültü var. Evet, sonraki 5'i de tamamladık. Yeni bir 5'e geçiyoruz. 21. sorumuz. İçeri giremezsin çünkü market henüz açık değil. Ben güvenlik görevlisiyim markette. Sorry diyorum, üzgünüm. İçeri giremezsiniz. Kim sen? You can girebilirsin. You can't. You can't come gelmekti, in de içeri, içeri gelmek, içeri girmek. Enter tuşu var ya bilgisayarda, giriş tuşu, girmek. Enter de kullanabilirsiniz aslında. You can't come in, içeri giremezsin. Çünkü market henüz açık değil. Market henüz açık değil. Because the market is not open yet. Yeti hatırlayın, soru yolumsuz cümlelerde cümlenin en sonunda yer alıyordu. Henüz daha anlamındaydı. 22. sorumuz, buyurun. Bu notları yazdıramam çünkü printer bozuk. Printer diye Türkçe'ye geçirmişiz. Bakın, yazıcı da dememişiz, evet, orada. Print de yazdırmak zaten. I can print dersem yazdırabilirim. I can't print these notes. Bu notları yazdıramam. Because the printer is out of work. Bunu Semdil kursu sayfamızda paylaşmıştık, paylaştığımız kelimelerimizin arasında. Out of order da olur, out of work da olur. Çalışmıyor, bozuk demek elektronik eşyalar için. O zaman yazdıramazsın mı diyor. Evet, yazdıramam. Yazdıramam. I can't print these notes because the printer is out of work. Kullanım dışı, çalışmıyor, bozuk anlamında. 22'de miyiz? 23. 23. Ben bilgisayar kullanamıyorum çünkü bir bilgisayara sahip değilim. Gerçekten de kullanamıyorum. Bu benim için gerçek bir cümle olacak. Teknoloji özürlüyüm. Ben bilgisayar kullanabilirim, kullanamam, kullanamıyorum. I cannot use. Use diye yazılan. Use, kullanmak demek. I cannot use computer. Bilgisayar kullanamıyorum because I haven't got a computer. Çünkü bir bilgisayarım yok. Bir bilgisayara sahip değilim. Evet, 24. Ahmet seninle şu an konuşamaz çünkü hiç vakte sahip değil. Çünkü çekimde. Evet. Ahmet cannot. Ahmet cannot talk to you. Talk to ile gider genelde. Seninle derken talk to you. Seninle konuşamaz. Because, çünkü hiç vakte sahip değil mi? Evet. He hasn't got. Onun vakti yok. O sahip değil. He hasn't got any time. Evet, 25. Geceleri annemle dışarı çıkabilirim. I can, ben çıkabilirim. I can, ne yapabildiğimi söyleyeceğim. Go, go out. Out da dışarıydı. I can go out with my mom. Annemle dışarı çıkabilirim at night. Gece arkadaşlar night'tır, önüne at alır. I can go out
With my mom at night. Geceleri annemle dışarı çıkabilirim yoksa çıkamam. Evet. Öyle. Sonraki 5'e geçiyoruz evet. galiba. 26. sorundayız. 26 evet. Pardon. Buyurun. Ali ile futbol hakkında konuşamam. Ya Ali ile çünkü ne zaman futbolla ilgili konuşsak kavga çıkıyor. Ali ile futbol hakkında konuşamam. Hangi takımlı olduğunuzu da yazın bize bakalım. En çok kim hangi takımlıymış onu da görelim yorumlarda. Kim kazanacak? Bütün takımlarımızda. Biz milli takımı tutuyoruz. Evet, Ali ile futbol hakkında konuşamam. Gene bu işi yapan benim. I can dersem yapabilirim. I can't dersem yapamam. I can talk about football. Hatırladınız mı? About hakkında ile ilgiliydi. I can talk about football with Ali. Ali ile futbol hakkında konuşamam. Buyurun kaçtayız Ahmet Bey? 27 mi? 27. Buyurun. Öğretmenimiz pop müzik hakkında bir kompozisyon yazabilir. Yazarım. 90'lar kuşağıyız. Kesinlikle çok da severim 90'ların pop müziğini. Öğretmenimiz kimin? Bizim. Our teacher. Bizim öğretmenimiz. Our teacher can yapabilir, edebilir. Ne yapabilir? Write. W okunmuyordu. Our teacher can write a composition. A passage, a paragraph, ne diyorsanız. Composition, composition zaten biz onlardan çalmışız. Our teacher can write a composition about pop music. Pop müzikle ilgili bir kompozisyon yazabilir. 28. sorumuz. Senin arabanı cumartesi ödünç alabilir miyim? İzin istiyorum ya Ahmet Bey. İşte bizim araba bozuldu da ben cumartesi bir yere gidecektim, bir işim vardı. Ödünç alabilir miyim? Ödünç almak baron, ödünç vermek lent'ti. Can I borrow? Bu bir soru çünkü. İsteyen de benim. Kendi başa aldım. Can I borrow your car on Saturday? Günler önüne 10 alıyordu. Can I borrow your car on Saturday? Is it possible? Mümkün mü? Evet, 29'da mıyız? Evet. Elektriksiz internete bağlanabilir misin? Elektriksiz internete bağlanabilir misin? Böyle bir şey mümkün değil herhalde. Bu kadar az teknolojik bilgimle. Sen yapabilir misin diye soruyorum. Soru cümlesi can you connect? Bir ara Nokia'nın reklamıydı hatırlıyor musunuz? Connect people, Nokia diyordu. İnsanları birbirine bağlar. Hani connect bağlanmak, bağlamak. Can you connect internet? İnternete bağlanabilir misin? Without electricity. Yani elektriksiz. Evet, 30. sorumuz. Ev aletleriyle bahçe kazabilir misin? Can you dig? Kazabilir misin sen? Dig de kazmak. Can you dig the garden mı? Bahçe mi? Evet. Can you dig the garden? Bahçeyi kazabilir misin? With household tools diyebiliriz. Equipments diyebiliriz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Evet, bu 5'i de bitirdik. Son 2 sorumuz evet. galiba. 31. sorumuzu alalım. Ali, bunlarla ev almak için ikna edebilir misin? İkna etmek. Persuade ya da convince. Güzel kelimelerdir. Eş anlamlı ikisini de bilin. Persuade ya da convince. Sen, ya arkadaşım diyorum saçma sapan konuşuyorsun. Ali ev almayacak. Sen bunlarla Ali'yi ikna edebilir misin? Bence edemezsin. Bu bir soru. Can you persuade Ali with these? Bunlarla. Bunlar dediğim önceden üzerine konuşmuş olduğumuz bir şey var. Dururken kimse bunlarla diyemez. Yani elindeki donelerle ya da bu fikirlerle ikna edebilir misin? Can you persuade Ali with these to buy a house? Bir ev almak için, bekmek için. İçin neydi? For, to ve since'de sürekli tekrar ediyoruz. For'dan sonra isimdi, to'dan sonra eylemdi, since'den sonra tam cümleydi. Satın almak olduğu için, bir eylem olduğu için to buy a house dedik. Evet, our last question, son sorumuz. Evet. Buyurun Ahmet Bey. Bir rujsuz makyaj yapabilir misin? Bir ruj olmadan, lipstick, duymuşsunuzdur. Artık Türkçe'de lipstick kullanıyor kızlar falan. Bir rujsuz makyaj yapabilir misin? Evet. Mi? Yine soru, sana soruyorum. Can you, sen, make up, makyaj yapmaktı. Can you make up without a lipstick? Bir ruj olmaksızın, ruj olmadan makyaj yapabilir misin dedik. Evet, kendi ilgili çevirilerimizi bitirdik. Diğer çevirilerimiz için bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlara da hangi takımın olduğunuzu yazacaktınız bekliyoruz. Sormak istediğiniz sorular varsa onları da alalım. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam. Akıyor. Kendine başlıyoruz. Translation. Akıyor. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Son 2, 3, 4. Akıyor.